Merhaba değerli izleyiciler. Bugün meşhur bir hadisi şerif var ya, o hadisi bir kez daha düşünelim diye aklımdan geçti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, "Men lem yeşkürün nas, la yeşkürullah." İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Yahut Allah'a şükredemez. Bu hadis-i şerif, insanlara teşekkür etmekle Allah'a şükretmek arasındaki bağa işaret ediyor. Doğru olanın bir mümin için hem insanlara teşekkür etmek iyilikler karşısında hem de Allah'a şükretmek olduğunu belirtiyor. Eğer bir kimse insanlara teşekkür etmiyorsa, duyarsız davranıyorsa, nankörce hareket ediyorsa, böyle bir kimse Allah'a da şükredemez mesajı veriliyor. Niçin? Çünkü şükretmek, teşekkür etmek insanın yaratılışında var. İnsanın en önemli insani özelliklerinden birisi bu. İyiliğe karşı, güzelliğe karşı teşekkürle mukabele etmek, karşılık ver. Eğer bir kimse insanlara karşı, insanlardan gördüğü iyiliğe karşı küçük veya büyük o iyilik teşekkür etmiyorsa insaniyetiyle ters düşmüş demektir. Meşhur tabiriyle fabrika ayarları bozulmuş demektir. Yaratılış kodlarında arıza var demektir. İnsaniyeti sorumlu demektir. İçin bizim yaratılışımızda böyle bir özellik var. Yaratan koymuş. Yaratıcının bize verdiği bir özellik bu. İyiliğe karşı teşekkür etmek isteriz. Yaratılışımız böyle. Öyleyse bu yaratılış gerçeğimizin farkında olmamız lazım. Ve bu çerçeve bize bir iyilik yapıldığı zaman müteşekkir olmamız lazım. İyiliği yapan kim olursa olsun sebepler planında iyilik yapmıştır, iyiliğe vesile olmuştur. Bize yönelik olarak teşekkür etmemiz lazım. Memnuniyetimizi dile getirmemiz lazım. Nankörlük yapmamız lazım. Fakat en büyük teşekkürü, en esaslı şükrü, en daimi şükrü kime yapmamız lazım? Hem sayısız nimetleriyle bizi donatan, hem de insanlar eliyle gelen nimetlerin de gerçekte kaynağı olan Allah'a, Rabbimize. Şükür suresinin başında bir ifade var. O da bazı ayetlere müellif dikkat çekiyor. Efela yeşkurun le in şekertum le ezidennekum gibi ayetlere ve sonra diyor ki Kur'an-ı Hakim gösteriyor ki Halik-ı Rahim'in yani rahmet sahibi olan yaratıcının ibadından, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Şükür bizim yaratılış vazifemizdir. Rabbimize karşı memnuniyetle, teşekkürle mukabele etmek bizim yaratılış görevimizdir. Bizim yaratıcımız bizden bunu bekliyor. Niçin? Bizde böyle bir özellik zaten var yaratılışımız. Evet, bizim yaratılışımızda yine Rabbimizin ifade ettiği gibi nankörlüğe müsait bir damar da var. Kur'an'da Cenab-ı Hak bunu Hac suresi 60. ayetinde açık biçimde ifade ediyor. İnnel insine lekefûr. İnsan diyor nankördür. Yani her insanın bir damarında böyle bir özellik de var nankör. Ama bu ayet zımnan diye ifade ediyor ki sakın o yönünüzü açığa çıkarmayın. Nankör olmayın. Ya şakir olun. Şükreden olun. Kime karşı? İyiliğe karşı. Evvela o iyilik kimden gelirse gelsin İnsani ilişkiler bağlamında konuşacak olursak yani insanlara karşı teşekkür edin. Onların iyiliğine karşı memnuniyetinizi ishar edin. Ama gerçekte bütün nimetlerin kaynağı olan Rabbinize şükürle mukabele edin. Nankörlük yapmayın. İyilikleri görmezden gelmeyin. Allah'ın ihsanlarına karşı gözünüzü kapatmayın. Aklınızı kapatmayın. Mesajı var bu. Şöyle düşünelim. İyilik yaptığımız bir insan
bize karşı nankörlük yaparsa rahatsızlık duymaz mıyız? Duyarız. Deriz ki ben iyilik yaptım, nankörlükle mukabele ediyor diye yadırgarız. Peki hem insanlar eliyle gelen iyiliklerin, hem bütün sayısız nimetlerin kaynağı kim? Rabbimiz. Ona karşı ne yapmamız lazım? Teşekkürle, şükürle, şükran duygularıyla, memnuniyetle mukabele etmemiz lazım. Nimetin ondan olduğunu dikkate almamız lazım. Ve ona zihni bakımdan, ruhi bakımdan, ameli bakımdan teşekkürle karşılık vermemiz lazım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir kimseye bir iyilik yapılırsa o kimse ona Allah yaptığın iyiliğin karşılığını versin de dua etsin buyurur. Cezakumullahu hayran desin. Allah sana yaptığın bu iyilikten dolayı mükafat versin diye dua etmek lazım diyor. Niçin? İnsana yakışan bu. İnsani olan bu. O halde biz insanlara karşı, insanlardan gördüğümüz iyiliklere karşı teşekkürle mukabele edeceğiz. Nankörlük yapmayacağız. Yaptığı iyiliklerin üzerine örtmeyeceğiz. Nankörce mukabele etmeyeceğiz ve etmemeliyiz. Ama aynı zamanda Allah'a, onun sayısız nimetlerine karşı nankörlükten uzak kalacağız. Ve memnuniyetimizi, şükranlarımızı, teşekkürümüzü, şükrümüzü Rabbimize çeşitli biçimlerde ifade edeceğiz. Tekrar hadis-i şerifi hatırlayalım. Metin ve mal olarak. Tirmizi'de geçen sahih bir hadistir. El bir bölümünde geçer bu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men lem yeşkürün nas la yeşkürullah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Ne demek? Ey insanlar, yaratılışınızdaki, fıtratınızdaki teşekkür duygunuzu öldürmeyin. Yerini nankörlüğe bırakmasın bu duygunuz. Bu duygunuzla insanlara teşekkür edin. Size kim iyilik yaparsa, hayır yaparsa, olumlu bir tavır sergilerse ona teşekkürle mukabele edin. Ama aynı zamanda Rabbinize karşı, onun sayısız nimetlerine karşı şükürle, teşekkürle mukabele edin mesajı var. Cenab-ı Hak bize kendisine karşı şükreden, insanlara karşı teşekkürle mukabele eden insan olma vasfını ihsan eylesin. Nankörlükten muhafaza buyursun. Rahmetine, mağfiretine, rızasına nail eylesin. Thank you.